yönetmenliğini yapıyor hem de oyuncu olarak yer alıyorsunuz. Bize biraz oyundan ve rolünüzden bahsedebilir misiniz? Oyunumuz aslında genel anlamıyla gitmek isteyen ama kalmak zorunda olanların hikayesini anlatıyor. Bence günümüzde de çok fazla eşleşen bir hikayesi var. Hikayenin gerçek hayatla çok büyük bir paralelliğinin olduğunu hissediyorum açıkçası. Oyunu zaten asıl sahneye koymak istememizin nedeni de aslında bir şekillerde bu olmaya başladı. Çünkü gün geçtikçe insanlar var olduğu yerde mutlu olmamaya, çünkü gereksiz belli başlı ilişkilerin baskılarından ötürü bir yerlerden çıkamamaya, kendilerini ve isteklerini, hayal ettiklerini gerçekleştirememeye başladıkları noktada her şey bir şekilde sarpa sarmaya başlıyor ve bu şekilde de hayatın keyfi işin içinden çıkıyor. Tennessee Williams Sırça Hayvan Kümesi oyununu yazdığı zaman belki zamanda Amerika'yı anlatıyordu. Ama şu anda günümüzde Türkiye'de ya da Rusya'da ya da dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülkede aslında belki de hepimizin karşılaştığı bir problemdir. Belki de bu olduğun yerde ne yazık ki mutlu olamama. Ama bence güzel eserlerin çok güzel bir yanının olduğuna bu konuda inanıyorum. Yersiz, zamansız ve kişilerden bağımsız olarak anlattığı hikayenin insanlara kalbe dokunması. Peki nasıl bir rolü canlandırıyorsunuz bu oyunda? Hikayenin geçtiği yer bir kuş yuvası, bir sirkin yakınlarındaki bir kuş yuvası ve aslında her karakterin kendine ait bir temsil ettiği bir karakter arketipi var. Bu arketipler de örnek veriyorum evin annesi Amanda karakteri bir kukla ustası. Çünkü aslında herkesin hayatını bir şekillerde manipüle ederek onların hayatlarına karışmaya ve kendi hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Benim karakterim bir illüzyonist. Genellikle insanlara aslında şunu göstermeye çalışıyor. Ben bir sihirbaz olmaya çalışıyorum. Her gün filmlere gidiyorum ama aslında işin özünde kendim gerçekliğimden kaçıyorum, yapmam gerekenlerden kaçıyorum diyen, gerçeği büktüğüne ilk başta inanan bir sihirbazken ardından gerçekle yüzleşen ve yüzleştiği gerçekliğin içerisinde pişmanlıklar çeken bir karakter. Jim, bu evin ve bu sirkin büyük ihtimalle o yanda bir yerde duran şakşakçılarından bir tanesi. Evin çekingen kızı Laura ve bunların hepsi bir araya geldiği zaman hepsi farklı dünyaların, farklı evrenlerin karakterleri bir evin içerisinde bir çatışma yaşıyorlar ve bu çatışmanın sonunda da Tom evi terk ediyor ve özgürlüğüne açılmak istiyor, oyunu bozuyor. Büyük oyun bozuluyor, evet. You invite some nice young man to come over here. I just asked him for dinner. Yeah. I know, guys. Like, yep. We are seen dreamily, but inside, just we are boiling. Yep. Yeah. Boom. Oh. Make sure. Be certain. Can you tell us a little about yourself and your role in the play? Laura is a very shy girl who hides from reality because she cannot exist there. About my character as a Jim, he is a confident person, but the main thing about it's not about moving, it's only about movies, and he motivates some person to keep move. But it's not about yourself. I think that's great. So how was the preparation process for you guys? What did you experience during this process? It's very interesting and very intensive, intensive process. Yeah, yeah. It takes at least 1 month to do on the stage, to release a premiere. And I hope it first of all, it's a great experience for all of us as an actor, as a team. We will see. Yeah, I think it will be great. So, what do you think, too? Hey! Gentlemen! Yes? Ma? Here! Another more light, please! Okay, Ma. Light, yes! Ma!
Bize biraz kendinizden ve oyundaki rolünüzden bahsedebilir misiniz? Oyunun hem yardımcı yönetmeniyim, aynı zamanda da kostüm tasarımcısıyım. Asıl işim moda tasarım. Şu anda onlarla ilgileniyorum. Glass Manager'ın da resmi olarak kostüm tasarımlarını yapıyorum. Peki kostümleri tasarlama süreci nasıldı? Bir ilham kaynağınız var mıydı? Tabii ki. Öncelikle oyunu Tennessee Williams'ın uyarlamasından alıp klasik tiyatrodan biraz daha çıkartıp contemporary bir noktaya koyduğumuz için daha farklı motifler ve temalar ekledik oyuna. Bu da tabii ki kostümlere yansıdı. Mesela her karakterin farklı bir hayvan teması var. Mesela Laura'nın unicorn, Jim'in kaplan, Tom'un martı ve Amanda'nın da tavuk. Bu karakterlerden yola çıkarak hayvan imgeleriyle de birleştirerek hepsine aslında farklı karakter analizleri yükledik. Ve buna bağlı olarak da belli renklerle bu karakterleri yansıtmaya çalıştık. Mesela Amanda'nın kırmızı rengi temsil ettiğini söyleyebilirken, aynı zamanda Laura mavi renk, Jim mor ve altın sarısı, Tom da yeşil ve sarı renkleri temsil ediyor. Tabii ki bu renklerin de bazı karakter analizi ve duygularla da bağlantısı var.